Hatay kahvesi içtim. Ayran isteyen. Karnımış. Aytalı ayran yedim. İsteyen. Aytalı olsun. Başka? Vallahi bir günde bütün lezzetlerinizi çıkıyor. Bir künefe yine yiyemedik henüz. İnşallah onu da yiyeceğiz. Bu kadar koşturuyorsunuz. Ayran isteyen var mı? Yok canım. Vallahi. Evet siz bir yandan Sevilay'cığım seninle başlayalım. Anlat bize. Zingil, züngül, zengül, cüngül. Öyle gidiyor. Sevmiyorum. Sarımsağı aşırı yoğun. Neyin? Köfteyi. Fellahın mı? Evet. Aa. Tercih etmiyorum yani. Yemiyoruz. Ama mezelerini çok beğendim. Duydun mu Aysel? Duydum, sarımsaksız olmaz bu. Sarımsaksız olmadığını biliyorum ama hoşuma gitmiyor, beğenmedim. Köfteleri de sert olmuş. Biraz daha yumuşak olması gerekiyor köftelerin. Olur mu canım, bol etli olduğu için biraz şey olacak. Sizde sos konulmuyor üzerine. Hayır, hayır. Tamam. Adana işi o. Ama Adana işi, evet, doğru. Bizde böyle. Sizde böyle. Aynen. Peki. Ben de dedim sosu eksik herhalde dedim. Salçalı sos dökülebiliyor. Ben de onu öyle salçalı ama Adana'da karıştırdık onu. Hayır, burada da tercih meselesi. O tercihe bağlı, evet. Onun için sor. Ben şimdi bilmediğim için size sorayım dedim. Evet. Ben söyleyeyim. Burada böldüm mü sizi? Böyle. Tercih meselesi tamam. Yani. Ha, burada da konuyorsunuz. Evet evet, salçalı sos dökülüyor üzerine ama İsteyen döküyor, isteyen dökmüyor. Sarımsağı da onunla kavuruyor. Hayır, ıspanaklıya da kullanılıyor. Menüdeki yanlışlık şu Zuhal Hanım. Nedir? Hem dehrucet yazmış. Dehrucet ıspanaklı olan fellah köftesi. Domatesli, sarımsaklı, soslu olanı da fellah köftesi. Belirteyim diye şimdi. Islak köfte dersiniz, et köfte çıkar. Öyle değil mi? Normalde dehrucet ıspanaklı fellah köftesi. E tamam, doğru onu yapmış. Tamam, hayır, domates soslu olan da domates soslu, onunla alakası yok. O doğrusunu getirmiş. Aynen, dehrucet bu yani. Ben de tamam, niye menüdeki yanlışlık dedin? Parantez içinde yazılmış. Parantez içinde yazdım. Öyle yazılmış. Et köfte, et de ete de girer. Hem ben fellah köfte yazılmış, parantez içinde dehrucet yazılmış. Hangisi olduğunu anladım. Peki, Belia? Aşırı tuzlu olmuş bu hangisi? Seferde. Ispanaklar tuzundan yenmiyor. O kadar abartmayın bence. Ay yok, tuzlu. Kendi de kabul etti. Hayır. Bak kendi de. Hayır bak, dün Mürvet tuzunu az koymuştu. İyi karıştırmamışım demek ki. Çok tuzlu. Tabii öyle değil. Bence çok tuzlu. Tuz gayet yerinde. Tuzlu sarımsağı mı dövdünüz tuzu? Evet, çok peki, tuzlu olmuş. Devam et Belia'cığım. Köfteleri çok sert. Biraz da büyük yapmış. Çok büyük olmuş. Bunlar biraz daha minik olur. Daha da mı minik oluyor bu? Tabii. Yapma ya. Tabii. Yok canım, ideal bir boyu. Yok, Zuhal Hanım. Bence ideal boyu. Ya ideal boyu. Daha ne kadar küçük olacak yok, ya. Yok yok, küçük yapılırsın. Evet, minnoş olabilir daha. Daha mı minnoş oluyor? Tabii daha minnoş. Sert olduğuna katılmıyorum. Çünkü eti bol olunca böyle olur. Dağılır yumuşak olunca. Tamam tamam da yapma. Dağılmasın diye etini bol koydum. Yani. Çok büyük yapmışsın. Kesinlikle kabul etmiyorum. Sen ne diyeceksin boyutlarına? Tuzlu olmuş. Boyutları benim çok fazla şey yapmadı ama ben... Peki mezeleri de pardon. Ben sadece boyutlarını korkunç soydum. Korkunç bir görüntü. Yani ne keşke oldu? Saç bayağı saç. Evet. Nerede ya? Evet. İşte. Aa eyvah. Bayağı ne saç. Aynen keşke. Vallahi saçımı o kadar da bağlamışım. Aynen. O kadar özendim. Hay Allah. Yani bu arada Eksa'dan da hakikaten çok tuzlu. Evet, çok da sert. Ayrıca bu görüntü sert zaten olduğunu... iptal hani. Yani yok. İptal oldu. Hay Allah, içine yoğrulurken içinden çıktı. Evet, aynen. Yani bu kesinlikle kabul edilecek gibi bir şey değil, değil şu anda gerçekten. Yani bizde çıkmaması bir şans mesela. Evet, bizde ben de çıksaydı ben belki yemeğe de devam edemezdim. Çok şey, belki çok de karışarsak bizde de vardır. Durum yani. Yok evet. O kadar da olamaz ya. Bilmiyorum, dur nereye gidiyorsun? Daha yorum yapıyorlar. Ha onu al istersen. Evet, al, evet. Onu al. Hay Allah, çok üzüldüm ve tabii şu ki yani. Çok talihsiz emek boşa gitti şu anda bence. Olmaması bu lazım. Olmaz, evet çok olmaması çok lazım. Kokluydu saçı ya mutfakta da değil mi? Keşke yani eşarp taksaydı, bir şey yapsaydı. Üzerinden düşmüştür, gene düşmüştür. Olabilir. Belki hani bu yüzüne takıldı. Bir de Zuhal Hanım şöyle üstünde değil, hamurun direkt içinde çıkıyor. Evet, hamurun içinde. Yoğrulmuş yani o saç. Hay Allah, haklısın yani, olmaması gerekiyor. Ben de şimdi evet, şey oldum, kötü oldum. Ben de İyi ki benim tabağımda çıkmadı. Peki mezeleri söyle Belia, yarım kaldı yorum. Mezeleri zengin. Zengin. Zengin güzel olmuş. Zengin evet, güzel evet. Ben evet. Havan da güzel olmuş. Tadı güzel. Tadı güzel. Güzel. Bulgur da var içinde tabii sanırım. Tabii ki, tabii ki. Tadı güzel olmuş. Bu birazcık acı olmuş. O kadar karıştırdım. Ama siz de az önce acıyı beğendiğinizi söylediniz. Yok yok. Şu an acı olmuş. Siz de abartmayın, yeriz biz acı diyen sen değil miydin? Evet, yapasaydınız dediniz. Şu an ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hatta veremedim yani. Bana mı yürüyorsun sen de? Yani yürüyecek başka kimse yok, buyurdu. Siz yani yaptığınız için size yürüyorum tabii. Çok acı yenir. Antakya tamam yenir. Siz de abartmayın. Acısı çok güzel dedi. Ne kız evet, yani abla acı değil. Ben anlamıyorum, sen yoktun. Acısı seni savunuyordu. Seni savunuyordu masada, sen yokken. Yani gerçekten acısı çok güzel. Dengesizlik yaşıyorsunuz. Yani böyle bir değişik bir tadı var Zuhal Hanım bunun. Ne var bunun içinde? Közlenmiş biber, yoğurt.
Biraz sarımsak. Süzme yoğurdu var. Süzme yoğurdu. Sor, süzme yoğurdu. Sarımsak da var. Maydanoz da mı var? Yeşil yeşil dereotu mu? Şey hayır, o yeşil biber. Yeşil biber. Yeşil biber. Yorumlarınızda dengesizlik yaşıyorsunuz. Nasıl dengesizlik yaşıyorsunuz? Gayet dengesizce yorumlar yapıyorsunuz. Yorum yapmıyorum. Acı mı, tatlı mı bir karar verin bence. Bak bunu beğenmediğimi söyledim. Zengini de beğenmiyoruz. Tamam, biz ondan onları beğenmediniz. Okey, bunda acı, çok acı deyince. Acıyı seviyoruz. Şöyle tamam. Böyle dediniz. Bir dakika. Ama aşırı evet. Acı. Çok acı. Şu anda acı oynuyorsun. Ama sorduğunuz zaman böyle yenir dediğiniz çok acı değil mi? Yo, evet. Normalde böyle yenir dedi. Evet. Evet. Acı. Ya ben anladım, dedim. Anladım anladım. Ama öyle dediniz. Aşırı acılık çok... var dedim. Yoksa benim Antakya'lıyız. Acı yeriz. Yeriz ama, çok ama şu an. Bizim de üstümüzde. Kendinizi bile savunamıyorsunuz şu anda gerçekten. Mezeler güzel. Güzel. Güzel evet. Evet, ben numara. Sevdim. Ben de mezeler. Afiyet olsun. Ben, yani hani yanmama rağmen sevdim. Evet. Öyle söyleyeyim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Arkadaşım yorum için sadece. Sabırsızlanıyor. Ben de yorum için arkadaşım. Sabırsızlanıyor. Ha, sen yapamadın. Yapamadım. Sadece bir şey söyledim. O kadar çok konuşuyorsun hemen ki yorum yaptın zannediyorum. Geri kaldım. Ay, şimdi sarımsağı tuzla dövmüş ya. Onun tuzu çok fazla olmuş. Köfteler iri olmuş. Bunu da havanda dövdüm dediniz ama soğanları çok büyük. Çok çok büyük geldi. Bana, ya da benim tabağımdakiler öyle. Soğanlar tabii. Çok diri. Bu da zaten bu da olmaz. Ama aynı olacak? Şey de dövülmüyor. Onu ben havanda dövdüm. Hayır, havanda dövdüm. Hayır, ama soğan biri olacak tabii. Şey yapmadım. Havanda dövülebilir ama senin tabağına farklı gelmesi mümkün değil. Yani benim tamam. O zaman siz de deyin soğanların soğanın büyük neresi değil. Büyük ben anlamadım. Soğan benim gayet ideal bence. Daha dövülmesine rağmen dövülmüş gibi değil de bıçakla doğranmış gibi o zaman. Zaten bıçakla doğradım. Havanda dövdüm. Biraz da döveceğim tabii. Dövülmemiş diyorum soğan. Doğranmış da konulmuş gibi. Sadece biraz rengini alsın diye dövdüm. Çok diri kalmış soğanla. O zaman. Diri kalmış diyeyim. Daha küçük diri kalacak zaten. Kuru soğan diri kalacak. Daha küçük doğrasaydınız daha küçük olurdu. Dövmesinde daha çok ezilirdi. Bence boyutu iyi. Bir de bir şey soracağım. Kapya biber mi kullandınız? İkisini kullandım. Acı mevsimi su. Mevsimi değil. Evet, biliyorum. Değil. Niye kullandınız? Öyle. Olmamış. Bu yorumucunun Aysel'in söylediği için mi? Diyecektim ben de. Mevsim olmayan kapya biber ben yemem. Yeme. Beğenmedim. Ay yine kızını tuttu herhalde. Yok. Kapya biber mevsimi değil. Ben bunu yaparken. İlahi verme. Ben tatlıdım. Verme. Bana yiyecek ki ben yemem. Yemem. Mevsimi değil. Asla ağzıma vurmam. Mevsimi değil. Bugün de çok güleçsiniz maşallah. Ben de bugün gülmez diye düşünüyorum. Evet ben de bugün gülmezsiniz. Yok ya hep gülüyordum. Zuhal Hanım ben de gülmeyeceğim. Olmamış. Akrabalarına sordum, gelinlerine sordum, eşine sordum. Hep böyledir dedi. Hep güler yüzü. Hep Allah sesi gülüyor. Ben bugün hep kahkahalar. Ama eşi dedi ki bir de kızarsa dedi. Aman Allah dedi. Aman. Çok gitmeyeyim o zaman. Kaçırdık lafı kaçırdık. Dedi ki tek tek koyayım da zaman kaybetsin. Şöyle koyacaktım beraber götürsün diye de sordum. Yok yok burada kalsın. Zaman bunları da ayrıca almaya gelsin. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç moralimi bozmayacağım. Saç sıkı çıktı. Aysel Hanım ben dedim bugün gülmekten yemeğini yetiştiremez dedim ama. Yetiştirdim. Bugün yetiştirdim. Maşallah. Hayır ne yiyorsa ne içiyorsa bize de getirin seni ondan içeriden. Hayat enerjisi bayağı. Evet, enerjisi muhteşem. Ne güzel. Hatay, evet. Hatay insanı nasıl olur? Soğuk mu olur? Cinazeye mi gelmişiz? Tövbe. Aysel'in şunu benim çünkü benim bıçak şey. Evet. İstersen sen bir tepsi getir. Hemen getiriyorum. Bunları hemen toparlayalım. Çıt 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 koyalım tepsiye. Hemen. Ana yemeğimiz neydi bakalım? Pirzola. Heh. Gül yaprağı ile beraber. Gül yaprağı sarmış pirzola. Onu biliyor musunuz o yemeği? Yok. O da işte. Bence normal sarmayı sarmış. Arasına pirzolayı koymuş. Ben öyle düşünüyorum. Güller nerede? Hayır. Üzerine serpiştirilmiş. Yollarına düşmüş. Uzatsanıza mezeleri. Gülleri yollarına mı? Vakit kaybetmesin. Aa şöyle. Kaybedelim. Yavaş yavaş uzatayım. Dün sana da yardımcı olduk. Mezelerini koyduk tepsiye. Yavaş yavaş uzatayım. Evet, hiç sen de çok yavaşladın bence. Hiç şey benim moralimi bozamaz Zuhal Hanım. Çünkü ben saçımı bağlamışım bir şekilde bir hata yapmışım yani. O kadar dikkat olmaması ettim ki. Nahoş bir şeydi maalesef. Bu herkeste de olabilir. Yani çok tabii ki hani olmaması gerekiyor ama yapacak bir şey yok maalesef. Tabii ki. Olmaması gerekiyor. Yani yarışmacıların sorumluluğunda. Belki evet, başkasının, evet. Belki kendinin ama olmaması lazım. Doğrulmuş yani. Kendisinin olduğu kesin. Evet maalesef. Dışarıden bir kıl olmuş olsaydı hani konuşulurdu. DNA testi hayır ben yapmadım mi? Derdi ama hakikaten içindeydi artık hani. Evet yoğrulmuş. Dün benim parmak izime DNA testi yaptıracak ya saçına da yaptıralım. Alalım kriminale gönderelim bir bakılsın kimin saçı. Hay Allah olur mu? Ben Aysel Hanım gibi rahat bir kadın değilim kesinlikle. Benim tabağımdan öyle bir şey çıkmış olsaydı ben kahrımdan ölürdüm. Ama o ne yaptı? Kahkahalar ataraktan hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Levent Bey'in tabağında kıl çıkması korkunç bir durumdu. Ve tamamen yemeğe olan iştahımız zaten yoktu. Şu an daha beter yok etmiş oldu.